Evet. Hepinize saygı sunuyorum arkadaşlar. Şimdi başlarken bir rahmet niyazıyla başlamak istiyorum. 1981 yılında Paris'te iki diplomatımız can vermişti. Ne uğruna? Vatan uğruna can vermişti. Katilleri kimdi? Asala terör örgütüydü. Reşat Moralı ve Tecelli Arı. Bakın arkadaşlar, buna hususen değinmek istiyorum. Çünkü biz şunu hep atlıyoruz. Zannediyoruz ki o gün yaşananla bugün yaşananlar arasında çok fark var gibi düşünüyoruz. Oysa hiçbir fark yok arkadaşlar. O günkü damar bugüne sirayet ediyor. 3 Mart'ta Aşkale'nin kurtuluş günü. Kimden kurtuluş günü arkadaşlar? Bizim Erzurum'un bir ilçesi. Kimden kurtuluş günü? Müstebitlerden, istilacılardan, Ermenilerden, Ruslardan kurtuluş günü. Millete zulmetmişler. Ve o gün çok mazlum, masum insanlar, çok sayıda insan katledilmiş. Sonrasında ne olmuş? İşte ta 1980'ler, 81'ler, 70'li yıllarda çok sayıda bu neviden cinayet işlendi. Kim tarafından? Asala terör örgütü tarafından. Hep söylüyoruz ki Asala sadece bir Ermeni terör örgütü değildir. Bir iddianın efendim uzantısıdır. O iddia milletimize olan düşmanlığın iddiasıdır. Ortaya konulmasıdır. Oradan sonra gelen ne oldu arkadaşlar? PKK terör örgütü oldu. Birbirlerinden ayırmayalım bunları. Yani Reşat Moralı'yı katledenle bugün gelip 1,5 aylık bebeği kundağında katleden arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Öyleyse bu tür hallere dikkat çekmek lazım. Ve gençlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız, yeni tahsil gören, ilk mektebe giden çocuklarımız bunları zihinlerine koysunlar ki bu hal üzere vatanımızı korusunlar, kollasınlar. Asla bir efendim uyuşukluk ya da unutma gibi hal üzere olmasınlar. Bu çok çok önemli. Bakın arkadaşlar, benim babamın ismi Tayfur'du. Tayfur ismini nereden almıştı biliyor musunuz arkadaşlar? Tayfur Sökmen'e olan ailenin muhabbetinden almış. Tayfur Sökmen kimdi? Hatay Cumhurbaşkanı'ydı. Hatay Devleti'nin kurucu cumhurbaşkanıydı. Bir milli kıvam, bir milli duruş, efendim, vatandan yana sahabetlik eden bir isim olduğu için o gün insanlarımız, büyüklerimiz onun ismini yüceltmişler, onun ismini kutsamışlar, evlatlarına vermişler. Bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Tayfur Sökmen de bugün 1980 yılında vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Öyleyse o günkü hal, yani büyüklerimizin ona vermiş olduğu değer vatana, millete duydukları saygıdan, sevgiden kaynaklanıyor. Biz de şehitlerimizi, yaşanmışlıkları unutmayalım diye hususen vurguda bulunuyorum arkadaşlar. Bunu her vesile söylüyorum. Bugün de Aşkale'den dolayı söylüyorum. Bugün aynı zamanda arkadaşlar 3 Mart Pazaryolu ilçemizin de kurtuluş günü. Ben bu kurtuluş ifadesini genelde kullanmıyorum. Şahlanış günü diyorum. Çünkü biz esaret kabul etmeyen bir milletiz. Ama o günkü şartlarda böylesine zalimane bir hal yaşanmış, kısa sürmüş, ardından elbette ki söküp atmışız ama yaşanabiliyor. Bakın bugün Ukrayna'da yaşananlara bakın, ondan evveline bakın, Irak'ta, Suriye'de halen daha cari olan hale bakın. Öyleyse arkadaşlar hepimiz bu anlamda dikkatli olmak durumundayız. Bir başka dikkat arkadaşlar, deprem haftasındayız değil mi? Geçtiğimiz günlerde gene vurguda bulundum ki depreme karşı uyanık olalım, dikkatli olalım. 1952 yılında bugün Erzurum Pasinler'de bir deprem yaşanmış. Böyle efendim gücü, kuvveti de çok yüksek değil. 5.6 şiddetinde bir deprem yaşanmış. 133 tane insanımızı kaybetmişiz. 300'e yakın insanımız yaralanmış. Demek ki o zaman depreme dönük efendim yapılarımız da mukavim değilmiş, güçlü değilmiş. Şimdi daha iyiyiz ama daha iyi olmak durumundayız arkadaşlar. Hepimiz buna dönük etrafımızı müteyakkız olmaya çağırmak durumundayız. Çünkü biz şunu biliyoruz. İnsan hayatı elbette ki geleceğe dönük de projeksiyonlarımızın sağlam olup olmamasını da temin ediyor, önümüze koyuyor. Öyleyse
bu neviden günleri ya da yaşanmışlıkları mutlaka ama mutlaka kayda geçelim. Arkadaşlar, gündemde bir başka gelişme var. Tarım Bakanlığı'nda bir değişim yaşandı. Vahit Kirişçi Bey, Profesör Doktor, vazifeye geldi. Kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah, zaten daha öncesinde parlamenter olarak burada görev yapmış. Çok yetkin, aynı zamanda akademisyen, bu sahanın bileni, çok çok içinden geleni. Dolayısıyla tarıma, ormancılığa, hayvancılığa çok ciddi katkı sunacağını düşünüyoruz biz. Allah hayırlı mübarek eylesin inşallah. Ondan önce görev yapan Sayın Pakdemirli'ye de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah arkadaşlar, önümüzdeki zaman dilimleri vatanımız, milletimiz için çok daha hayra açılan kapılar olacaktır. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sual varsa alırım. Yoksa da kifayet etti, yeter.